رمضان وقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. İnşallah bir yer Zümer suresine geçen bir ayeti sizlere okuyayım. Daha sonra onun üzerine kısaca birkaç tane nasihatte bulunacağım sizlere. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede dedi ki Estaizu billah قُلْ لِيُبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا. Nefisleri konusunda aşırıya giden kullarıma de ki لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا. Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler, bizim Rabbimiz alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Bütün eksikliklerden münezzehtir. O şanı yücedir. Bizler aciz ve zayıf olan insanlarız. Hata yapan insanlarız. Allah Azze ve Celle'ye karşı günahlarımız, masiyetlerimiz var. Ellerimizle işlemiş olduğumuz haramlar var. Gözlerimizle işlemiş olduğumuz haramlar var. Ayaklarımızla işlemiş olduğumuz haramlar var. Bütün organlarımızla, düşüncelerimizle, dilimizle işlemiş olduğumuz haramlar var. Bizler masiyet sahibi, günah sahibi insanlarız. Bizler aciz ve zayıf varlıklarız abiler. Hata yapabiliyoruz. Ama Allah Azze ve Celle hatamızın boyutu ne olursa olsun Allah Azze ve Celle günahları bağışlayandır kardeşler. Şayet bizler gereği gibi güzel bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye yönelir, Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi güzel bir şekilde, nasuh bir şekilde tövbe edersek Allah Azze ve Celle'nin bağışlamayacağı günah yoktur. İbn Abbas dedi ki kardeşler, normalde bu ayetin tefsirinde anlatılmış olduğu üzere dedi ki bazı şirk işleyen insanlar işlemiş oldukları şirklerinden dolayı onlar için denildi ki bu şirklerden dolayı, bu küfür amellerinden dolayı bunların bir tövbesi var mıdır? Zina yapanlar var. Zina yapanlar için bir tövbe var mıdır? Veya içki içenler var, alkol alanlar var, başkaca günahlara, cürümlere bulaşanlar var. Bunlar için bir tövbe var mıdır? Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi indirdi. Nefisleri konusunda aşırıya giden kullarıma de ki لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Ve muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. Kardeşler, yine bu ayetin tefsirinde açıklanmış olduğu üzere şu olayı zikrederler bazı müfessirler. Denildi ki Ömer radıyallahu anh o Mekke'den Medine'ye hicret edileceği zaman kendisiyle beraber bazı kimseler vardı. Birkaç kişilerdi. Mekke'den çıktılar. Medine'ye doğru hicret etmeye başladılar. Yola çıktılar. Mekke müşriklerinden bazıları onların arkasından geldi ve onlardan bazılarını bu hicretten alıkoymaya çalıştılar. Ebu Cehil ve beraberinde birkaç kimse. Geldiler. Bu kimseleri Ömer radıyallahu anh ve onunla beraber olan bazı kimseleri hicretten alıkoymaya çalıştılar. Ömer radıyallahu anh'ın yanında olanlardan bir tanesi kardeşler Ayyaş diye bir kimseydi. İsmi Ayyaş'tı. Ebu Cehil ona dedi ki ey Ayyaş, senin annen arkandan ağlıyor ve diyor ki şayet o dönmezse ben ne yemek yiyeceğim ne de bir şey içeceğim ve bu şekilde kendimi helak edeceğim. Oğlum dönsün diyor. Ayyaş böyle Ömer radıyallahu anh'a baktı. Yani döneyim mi gibisinden bir baktı. Ömer radıyallahu anh dedi ki hayır, dönme kesinlikle. Bunlar seni aldatıyorlar. Annen böyle bir yemin etmemiştir. Sen kesinlikle dönme. Onlar, müşrikler biraz ısrar edince, bu konuda ikna etmeye çalışınca Ayyaş dedi ki Ömer radıyallahu anh'a, dedi ki ben gideyim, hem annemi ikna edeyim, annem bu yemininden dönsün, hem de benim geride kalmış bazı mallarım vardı, onları da tekrardan alırım. Ömer radıyallahu anh dedi ki hayır, geri dönme, ben malımın yarısını sana vermişim, gidelim oraya, malımın yarısını ben sana vermişim, kesinlikle dönme, bunlar seni aldatıyorlar. Ayyaş o dedi ki ben gideyim, hem annemi ikna edeyim, annemin rızasını kazanayım, hem de bununla beraber malımı da alıp tekrar yola çıkayım. Ömer radıyallahu anh dedi ki al bu benim devemi götür. Eğer onların sana hile yaptığını, seni aldattığını anlarsan yolda hemen onunla çık gel.
Ayyaş bunu kabul etti. Ömer radıyallahu anh'ın devesini aldı ve yola çıktı. Müşriklerle beraber, Ebu Cehil'le beraber Mekke'ye doğru yola çıktılar. Yani gerisin geri döndü. Bir müddet sonra Ebu Cehil Ayyaş'a dedi ki, ey Ayyaş, ben yoruldum. Sen devenin üzerindesin. Ben de yürüyorum. Şey yapsan, beni de arkana alsan olmaz mı? Ayyaş dedi, tamam. Deveyi indirdi. Çömertti. Daha sonra Ebu Cehil almak üzere bir müdahalede bulundu. Ebu Cehil onu yakaladığı gibi hemen aşağı indirdi. Hemen onu dövdüler, elini ayağını bağladılar. Mekke'ye götürdüler. Kardeşler, anlatılmış olduğu üzere hem onlar bu kadar dövdüler. Bununla beraber Ayyaş onların içerisinde o kadar uzun bir zaman kaldı ki dini konusunda bu defa fitneye düştü. O kadar fitneye düştü, o kadar şüpheye düştü ki Müslümanlar, sahabeler dediler ki Ayyaş'ın yapmış olduğundan dolayı hak ona apaçık bir şekilde gelmişti. Tevhid ona apaçık bir şekilde ulaştı. O Allah ve Resulü'nü kabul etti. Bundan sonra gerisin geriye dönünce, şüphe ehli, fitne ehli olunca acaba Allah onu affeder mi? Acaba Ayyaş'ın yapmış olduğu bu amelinin bir tövbesi var mı? Bazıları dediler ki Allah Azze ve Celle bunun üzerine bu ayeti indirdi. قُلْ لِيَيْبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Nefisleri konusunda aşırıya giden kullarıma de ki لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder dedi Allah Azze ve Celle. Vallahi kardeşler, şunu çok açıkla söyleyeyim sizlere. Bu ayet bizim için büyük bir haber ve büyük bir müjdedir. Düşünen, tefekkür eden insanlar için bu büyük bir müjdedir. Bizler günah sahibiyiz abiler. Bizler hata yapan insanlarız. Bizler delalete düşen insanlarız. Bizler haramlar işleyen insanlarız. Allah Azze ve Celle'ye karşı hak hukuk tanımayan insanlarız. Allah Azze ve Celle'ye karşı masiyetlerimiz çok çok fazla, nankörlüğümüz çok çok fazla. Bütün bunlara rağmen şayet gereği gibi Allah'a tövbe edersek Allah Azze ve Celle tövbelerimizi kabul edecek. Ama ben kardeşlerimde, Müslümanların genelinde bu ayet hususunda genel bir gaflet görüyorum abiler. Vallahi sorayım abiler sizlere. İnanıyorum ki bu ayeti niceniz çok fazla okudunuz. Belki 10 defa, belki 20 defa veya belki daha fazla okudunuz veya dinlediniz. Sorayım kardeşler. Normalde sahabe bu ayeti okuduğunda kimin ne günahı varsa Allah Azze ve Celle'ye oturup tövbe ettiler. Siz bu ayeti okuduğunuzda hangi günahınızdan dolayı tövbe ettiniz abiler? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Ayetini okuduğunuzda, bu ayeti dinlediğinizde hangi günahınızdan dolayı tövbe ettiniz? Ne yazık ki kardeşler, bizler bunu yapmıyoruz. Bizler dinliyor. Bizler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuyor ama biz buna rağmen şöyle oturup ayetin üzerinde güzel bir şekilde tefekkür edip daha sonra hatalarımızı gördükten sonra Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmiyoruz. Bizler günahsız mıyız abiler? Bizlerin Allah Azze ve Celle'ye karşı istiğfar talebinde bulunmasına gerek yok mu? Var. Bizlerin daha fazla, sahabeden daha fazla buna ihtiyacı var. Ama sanki bizler masum insanlarmışız gibi bu ayeti çokça okumamıza rağmen, bu ayeti çokça dinlememize rağmen oturup günahlarımızdan dolayı şöyle gereği gibi Allah Azze ve Celle'ye yalvarmıyor, Allah Azze ve Celle'ye yakarmıyor, tövbe etmiyoruz. Kardeşler, istiğfarda bulunan insanlar olun. Vallahi bizler Allah Azze ve Celle'ye, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı nankör olan insanlarız. Ama buna rağmen, bizim bütün nankörlüğümüze rağmen, bizim bütün gafletimize rağmen, günahlarda çok fazla ısrar etmemize rağmen Allah Azze ve Celle kullarına karşı rahmetli olandır. Bizleri bağışlayacaktır. Yeter ki biz güzel bir şekilde yönelelim. Ne yaparsak yapalım abiler. Nasıl bir cürümde bulunursak bulunalım, Allah Azze ve Celle'ye tövbe edersek samimi olur, nasuh bir tövbe eder, o günaha dönmeme noktasında azmedersek Allah Azze ve Celle öncekileri affettiği gibi bizleri de affedecektir. Ama bizler Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi sığınmıyor, Allah Azze ve Celle'den gereği gibi istemiyor, bağışlanma talep etmiyoruz abiler. Yapmış olduğumuz bütün şeylere rağmen, bütün cürümlere rağmen, Allah Azze ve Celle'nin dininin hudutlarını çiğnememize rağmen tövbe ettiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlarından dolayı tövbe edenler için dedi ki Allah'a yemin olsun ki Allah bir kulu günahlarından dolayı ona tövbe ettiğinde bundan hoşnut olduğu kadar Allah Azze ve Celle bundan o kadar hoşnut olur ki sanki böyle ıssız bir çölde bir adam devesini kaybettiğinde devesini bulduğunda sahip olmuş olduğu hoşnutluktan daha fazla Allah Azze ve Celle kulu tövbe ettiğinde daha fazla hoşnut olur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Arap toplumunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveyi örnek verdi.
Onlar için deve önemli bir varlık, önemli bir nimet, büyük bir servet aslında. Sizler için de başka şeyleri örnek olarak verebiliriz. Düşünün, böyle 100 bin dolarınızı kaybettiniz. 100 bin dolar değerinde bir aracınızı, arabanızı kaybettiniz, bir paranızı kaybettiniz, 100 bin liranızı kaybettiniz. İnsanın dünyası başına yıkılıyor abiler. Bulduğunuzda ne kadar sevinirsiniz? İşte kul yapmış olduğu günahlarından dolayı Allah Azze ve Celle'ye tevbe ederse Allah Azze ve Celle bundan daha fazla hoşnut olur. Allah için kardeşler, bizler günahkar insanlarız. Yapmış olduğunuz günahlarınızdan dolayı her birinin tek tek Allah Azze ve Celle'ye tevbe edin. Allah Azze ve Celle'ye sığının. Özellikle Ramazan ayındayız. Bu ay rahmet ve bereket ayıdır. Allah Azze ve Celle özellikle bu ayda kullarını bağışlamak ister kardeşler. Özellikle son günlerde bizler Aşrul Avahir'e girdik. Kadir Gecesi'nin içerisinde bulunmuş olduğu 10 geceye girdik abiler. Bu günlerde Allah Azze ve Celle'ye bolca ibadet takdim etmeye çalışın ve bolca istiğfarda bulunun abiler. Kadir Gecesi'ni yakalamaya çalışın ve bu gecenin hayırlarına muvaffak olmaya çalışın. Secdelerinizde, gecelerinizde, yapmış olduğunuz bütün dualarınızda Allah Azze ve Celle'den bağışlanma talep edin. Vallahi kardeşler günahkarız. Yapmış olduğumuz şeyler çok fazla. Allah Azze ve Celle'ye karşı haddimizi, hududumuzu fazlasıyla açtık. Bizlerin Allah Azze ve Celle'ye nasıl bir tevbeyle tevbe etmesi gerekir. Eğer böyle yaparsak, vallahi inşallah Hakk'a doğruya isabet oluruz. Ama bütün bunlara rağmen abiler, normalde ne kadar nasihat etsek de, ne kadar bizler bu ayetleri okusak da, kardeşlerimize görmüş olduğumuz gaflet, günahlarda ısrarcı olmaları ve bunun üzerine tevbe etmemeleri. Biz günah işliyoruz, biz haramlara bulaşıyoruz ve bununla beraber ikinci bir cürüm olarak yapmış olduklarımızdan dolayı da şöyle güzel bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye samimi bir şekilde yakınlaşıp günahlarımızdan dolayı tevbe etmiyoruz abiler. Bir de böyle bir gaflet içerisindeyiz. Yani şeytan bizimle öyle oynuyor ki zaten yapmış olduğumuz cürümler fazlasıyla büyük ama tevbe bile edemiyoruz abiler. Bu nimete bile nail olamıyoruz. Şöyle gecelerimizi hakkıyla değerlendiremiyoruz. Secdelerimize gereği gibi dua edemiyor. Allah Azze ve Celle'den bağışlanma talep edemiyoruz. Büyük bir gafletin içerisindeyiz. Kardeşlerimize bakıyoruz. Vallahi nice delalet, nice sapıklık veya nice böyle yanılgılar içerisindeyiz genel olarak. Bütün Müslümanlar olarak. Tamam kardeşler tevhid ehliyiz. Ama tevhidi bilmekle, tevhidi ikame etmekle tam her şey olmuyor. En büyük şeyi yerine oturtmuş oluyorsunuz. Ama ciddi manada kardeşlerimizin hayatında ciddi sıkıntılar var. Ve biz bu günahlarımızdan dolayı tevbe etmiyoruz. Mesela kardeşlerimize bakıyoruz. Bazı kardeşlerimiz, bazı yerlerde bazı Müslümanlar anne babalarına karşı çok sertler. Anne babalarına karşı çok asiler. Anne babalarını umursamıyor, anne babalarını ciddi bir şekilde eleştiriyor, onları azarlıyorlar. Allah'tan sakının kardeşler. Allah Azze ve Celle onlara iyilik yapmamızı bize emretmedi mi? Veya bazı yerlerde bazı kardeşlerimizi görüyoruz. Şöyle cahiliyesinde sahip olmuş olduğu bir ticaret ahlakına Müslüman olduktan sonra da sahiptir. Cahiliyesinde ticaretinden dolayı işlemiş olduğu haramlara Müslüman olduktan sonra aynı haramlara devam ediyor. Veya bazı kardeşlerimize bakıyoruz, kardeşlerine zulmediyor, eşine zulmediyor. Allah'tan sakının kardeşler. Yapmış olduklarınızdan dolayı gerek Allah Azze ve Celle'nin dininin sınırlarını çiğneme hususunda veya Müslümanlara, İslam'a zarar verme hususunda Allah'tan sakının kardeşler. Allah Azze ve Celle'ye tövbe edin. Allah Azze ve Celle sizden kötülükleri gidersin. Yapmış olduklarınız karşılığında Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri affetsin kardeşler. Allah Azze ve Celle'ye bolca dua edin. İstiğfarda bulunun. Kardeşlerimize bakıyoruz daha nice nice şeyler. Vallahi belki sizler de duyuyorsunuzdur. Kardeşlerimiz artık Müslümanların içerisinden helal ve haram mefhumları neredeyse kalktı. Çok fazla Müslümanlar artık bunlara dikkat etmez oldu. Mesela internet ortamlarında rahat geniş bir şekilde kardeşlerimiz Müslümanlar, genel Müslümanları, İslami hassasiyeti olanları kastediyorum. Böyle kendilerince uygun olmayan fotoğraflara bakabiliyor. Kadın kızla konuşabiliyorlar. Veya Allah Azze ve Celle'nin takva elbisesi olarak bizlere, erkeklerimize ve kadınlarımıza emretmiş olduğu takva elbisesini şöyle hakkıyla giyemiyor. Takva elbisesini hakkıyla riayet edemiyoruz. Sözde çarşaf giyen, peçe takan veya sakal uzatan, geniş elbiseler giyen Müslümanlara bakıyoruz. Özellikle kadınları kastediyorum. Çarşaf giymelerine rağmen, peçe takmalarına rağmen yani böyle kendilerine nasıl yakıştıracaklar bu konuda böyle bir debelenmenin içerisine giriyorlar. Hangisini giyseler daha çok yakışacak? Hangisini giyseler daha çok ilgi çekecek? Hangi rengi tercih etseler acaba? Allah'tan korkun. Bunu kimin için yapıyorsunuz abiler? Ablalar bunu kimin için yapıyorlar?
ablalarımız, abilerimiz, biz bu kıyafetleri niçin giyiyoruz? Biz bu sakalı niçin bırakıyoruz? Birileri bizi beğensin, birileri tutumlarımızdan razı olsun. Bunun için değil. Özellikle örtü konusunda kadınların, ablalarımızın daha fazla hassasiyet göstermesi gerekir. Veya bazı kardeşlerimiz ne yazık ki hala cahiliyelerinde olan şu sigara ahlakını terk etmediler. Hala böyle çirkin ahlaka sahip olan Müslümanlar var. Allah'tan korkun abiler. Vallahi Müslüman olduktan sonra dahi sigara içen Müslümanlar için ben iki büyük şeyden çok korkuyorum. Birinci olarak Allah Azze ve Celle bu günahına ısrarlı bir şekilde devam eden kardeşleri hayırlı amellerin ecellerine muvaffak kılmaz. Ya da çok az hayırlara muvaffak olunurlar. İkinci olarak bir insan bu kadar ısrarlı bir şekilde Allah Azze ve Celle'den haya etmeden, Allah Azze ve Celle'nin dininin sınırlarını çizerek sigara içer veya başka haramlara yönelirse Allah Azze ve Celle buna gazap eder abiler. Böyle insanlar çok zordur istikamet üzere kalmaları. Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Cürümlerimiz büyük. Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmemiz gerekmez mi? Adamlar nice haramlar var veya ablalarımız, abilerimiz nice haramlara bulaşmışlar. Biz haramlarımızın farkında olmadığımız gibi haramlardan dolayı da tevbe etmiyoruz Allah Azze ve Celle'ye göre gibi. Veya haramların, yanlışlarımızın farkındayız ama Allah Azze ve Celle'ye bir türlü tevbe edemiyoruz. Allah Azze ve Celle'ye sığınamıyoruz. Kardeşler hatalarınızı görün. Bugün biz Ramazan ayındayız. Umulur ki Allah Azze ve Celle bizleri bağışlar. Bu ayda hayırlara, daha fazla hayırlara muvaffak olabiliriz. Bunun için rükûlarınızı, secdelerinizi, kıyamlarınızı arttırın. Allah Azze ve Celle'ye onun sevip ve razı olmuş olduğu amelleri takdim edin. Haramlardan, şüpheli görünen şeylerden de uzak durun. Bugün bazı yapmış olduğunuz şeyleri sizler çok küçük görebilirsiniz. Ama o Allah'ın yanında büyüktür. Ve yarınlarda ayaklarınızın İslam üzere kaymasına vesile olabilir bir amel olabilir abiler. Bunun için amellerinizi, günahlarınızı küçük görmeyin. Bu şüphelidir. Bu aslında çok büyük bir haram değildir gibi düşünmeyin. Sizin küçük görmüş olduğunuz bir günahınız olabilir ki Allah Azze ve Celle'nin katında büyüktür. Ve nice masiyet ehli olan kimseler İslam üzere vefat etmediler abiler. Bir insan haramına açıktan bir şekilde devam eder ve üzerinde ısrar ederse böyle insanlar zordur İslam üzere yaşayabilmeleri ve son nefesini İslam üzere verebilmeleri. İnsan neye hak ederse Allah Azze ve Celle onu insana isabet ettirir. Rabbim sizleri ve bizleri hayra, doğruya, güzel olana isabet ettirsin. Özellikle Ramazan ayındayız. Kadir gecesine inşallah Rabbimiz bizleri muvaffak kılar. Son 10 gün içerisindeyiz abiler bugünden itibaren. Çok fazla dua edin. Allah Azze ve Celle'ye ibadetler takdim edin. Bu 10 günü güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Hayırlarına, ecirlerine muvaffak olma noktasında gayret sarf edin. Birbirlerinizi hayırlı ameller yapma noktasında teşvik edin. Allah Azze ve Celle'nin kitabına daha fazla yönelin. Biraz da okumakla beraber biraz da tefekkürle okuyun inşallah. Tefekkür olsun. Anlamış olduğunuz şeyi güzel bir şekilde hayatınıza aktarın. Dua edin abiler. Rükularınızda, secdelerinizde, geceleri, İftar vaktine yakınlaşmış olduğunuz vakitte bolca kendiniz için, günahlarınız için, biz Müslümanlar için dua edin abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki Allah Azze ve Celle gecenin son üçte birinde dünya semasına iner ve der ki melik olan kimdir? Veya melik olan benim, melik olan benim der Allah Azze ve Celle. Ve akabinde der ki yok mu dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu isteyen ona vereyim. Yok mu istiğfarda bulunan onu bağışlayayım. Özellikle gecelerde abiler. Bolca istiğfarda bulunun. Allah Azze ve Celle'den bolca isteyin. Rabbim bu günlerin hayırlarına, mükafatlarına beni ve sizleri muvaffak kılsın. Günahlarını gören ve günahlarından en güzel şekilde teberri eden, Allah Azze ve Celle'ye nasuh bir tevbeyle tevbe eden ve günahları affolunmuş, mağfiret olunmuş kullarından eylesin bizleri. Amin. Ve ahiru davana. Velhamdülillahi Rabbil alemin.